Günümüze kadar gelen süreçte hem oyun uyarlamaları hem de live action uyarlamalar oldukça popülerleşti. Oyun uyarlaması olarak bugüne kadar Uncharted, Tomb Raider gibi yapımlar gördük. Ki çok daha fazlası var şu an benim aklıma gelmeyen. Ayrıca daha da geliyor. Örneğin God of War, Last of Us'a dizi çekiyorlar. Oyun uyarlamalarının yanında live action olarak da Aslan Kral, Aladdin, Güzel ve Çirkin gibi bir sürü yapım var. Bu yapımlardan bahsetmemin sebebi elbette ki hem oyun uyarlaması hem de live action olarak aktarılan Sonic filminden bahsedecek olmam. Sonic eskiden beri benim bildiğim ve sevdiğim karakterler arasındaydı. Her ne kadar sevdiğimi söylesem de öyle çok da bir ilgimi yoktu ortalama bir şekilde seviyordum işte. Zamanında live action bir Sonic filminin geleceği duyuruldu. Ve ben de iyi dedim gelsin geldiği vakit izleriz diyerek bir kenara attım Sonic filmini. O zamanlar yavaş yavaş filmin çıkış tarihine doğru yaklaşıyorduk. Ben çoktan Sonic filminin geleceğini falan unutmuştum. Ve sosyal medyada Sonic filmine dair bir poster yayınlandı. Belki de şimdi Sonic'i bilen ve izleyen insanlar şaşıracaklar ama Sonic gerçekten iğrenç görünüyordu. Çünkü o zamanlar Sonic şu an izlediğimiz Sonic gibi değil. Hikayeye kulak verin dinleyin sizler de daha sonrasında ne olduğunu öğreneceksiniz. Devam ediyorum işte poster geldi ve Sonic iğrenç görünüyordu. Bir kere eldiveni yoktu. Gözleri küçücüktü. Bacakları ve kolları ip inceydi. Bu Sonic değil. Bu insanlaştırılmış ve iğrenç görünen bir tilki diye tepki gösterdi insanlar. Daha doğrusu tüm Sonic hayranları. Ama iş işten geçmişti. Yapımcılar Sonic'i bu şekilde tasarlamışlardı. Ve filmin çıkmasına çok az bir süre kalmıştı aslında. Yapımcı şirkette insanlar tepki gösterse de artık yapacak bir şey yok. Film çıktığında insanlar alışır diye düşündüler. Ama sonra Sonic'ten bir fragman geldi. İşte o fragman bardağa taşıran son damla olmuştu. Postlarda zaten çirkin duran bu yaratık fragmanda hareket ediyordu ve daha da iğrenç görünüyordu. Herkesin tüm Sonic hayranlarının ağzında tek bir şey vardı. Bu Sonic değil. O zamanları hatırlayanlar vardır belki aranızda. Sonic çok gündem olmuştu ve herkesin dilindeydi. Hayranlar kendi Sonic tasarımlarını yapıp işte Sonic bu şekilde olmalı diyerek sosyal medyada paylaşıyor ve tepki gösteriyorlardı. Herkes yapımı şirkete baskı uyguluyordu. Sonic'in o zamanki fragmanı bu olaylardan ötürü baya bir izlendi. Ve aslında yapımı şirket istese de istemese de bu olay Sonic için baya bir PR olmuştu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyenler için bu iyi bir şey aslında ama tabii ki insanlar bu tasarım olduğu türde filme gitmek istemediklerini gitmeyeceklerini söylediler. Düzeltin şunu yoksa biz yokuz diye baskı uyguladılar yapımı şirkete. Ve en en sonunda sonraki yapım şirketi olan Paramount geri adım atma kararı aldı. Filmin yönetmeni de çıkıp şöyle bir açıklama yaptı. Tamam herkes sakin olsun. Mesajınız açık ve net. Tasarımdan memnun değilsiniz ve değişiklikler istiyorsunuz. Merak etmeyin bu olacak. Paramount ve Sega'daki herkes bu karakterin olabilecek en iyisini yapmaya kendilerini adamış durumdalar şu anda. Diye tweet attı yönetmen. O zamanlar ben dahi birçok insanın için su serpilmişti. Her ne kadar sonraki aşırı bir hayranlık beslemiyor olsam da bu tasarımı filmde görmek istemiyordum. Bu yüzden de bu değişiklik herkes için iyi olmuştu. Tabi o zamanlar yapımcı şirketimiz filmi çoktan Hal böyle olunca Sonic'in tasarımı değiştirmek demek tüm filmi baştan aşağı değiştirmek demekti. Sonic filminin tarihi 3-4 ay ertelendi. Gel zaman git zaman derken Sonic'in yeni tasarımı yeni fragmanla birlikte yayınlandı. İşte o zaman herkes derin bir oh çekmişti. Harbiden herkes derin bir oh çekmişti. Yapımcılar da hayranlar da. Çünkü fragmanda gösterilen kişi Sonic'ti. İğrenç farklı bir yaratık yoktu ortada. Bu baya baya bizim tanıyıp sevdiğimiz Sonic'in ta kendisiydi. Yeni Sonic tasarımı çoğunluk tarafından sevildi. Hal böyle olunca yapımı şirkette baya bir rahatladı. Paramon o zamanlar attığı geri adım ile Sonic markasını resmen kurtardı diyebiliriz. Çünkü ilk film çıktığında bayağı bir sevildi. Ardından ikincisi geldi, ikincisi de çok sevildi hatta ben de çok sevdim ikinci filmi. Şimdi de üçüncü film yolda arkadaşlar. Eğer Paramount geri adım atmasaydı, o iğrenç yaratık filmde olsaydı muhtemelen biz bugün Sonic'in üçüncü filmini beklemek yerine ilk filmin selasını okuyor olurduk. İşte bu da film dünyasında böyle bir olaydı. Bu olayı birçok insan biliyor veya bilmiyor olabilir. Ben böyle belgesel tadında anlatmak isterim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş